Evet çocuklar, şimdi geldik sözcükleri alfabeye göre sıraya sokmaya. Yani elinizde bir Türkçe sözlük aldığınızda aslında siz de fark edeceksiniz. Oradaki kelimeler tamamen alfabetik sıraya göre sıralanmışlardır. Peki biz bunu nasıl yapacağız öğretmenim? Hemen öğretiyorum. Şimdi buradaki sesleri alfabe sırasına göre sıralamamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk harfe bakıyorum. İlk harfe bakıyorum A. İlk harfe bakıyorum S. İlk harfe bakıyorum Ö. Hangisi önce başlıyor? Şöyle yazayım, daha da iyi anlayın. Yani burada A mı önce başlıyor? S mi önce başlıyor? Ö mü önce başlıyor? Ağ'ın A'sı, Sağ'ın S'si, Ö'nün Ö'sü. A, B, C, Ç. Neyle başlıyor alfabe zaten? İlk A sesiyle başlıyor. O zaman hemen atlıyorum, diyorum ki Ağ, sen birinci sıradasın. Bunu bitti. Şimdi bu ikisinin arasına bakalım. Acaba ikinci sağlık mı? İkincisi öğün mü? Onun için ne yapıyoruz? Yine alfabetiğe göre gidiyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, O, Ö, P, R, S. Önce kimi duydum? Önce kim geliyormuş? Önce Ö geliyormuş. O zaman Ö'ye diyorum ki sen de ikinci sıradasın. Ve sağlıkta hangi sıraya girecek? Üçüncü sıraya girecek. Sağlıkta üçüncü sıradaymış. İşte bu kadar kolay. Şimdi bunu da yapalım. İğdenin İ'si. Kağıdın K'si. Düğünün D'si. Bakalım önce hangisi geliyor? A, B, C, Ç, D. D'yi görüyor muyum? Evet, ilk seni duydum. O zaman sen birinci sıradasın diyorum. Peki, bu bitti. İğde mi, kağıt mı? İğde mi, kağıt mı? Önce hangisi geliyor? İ mi geliyor, K mi geliyor? Bunu bilmek için her defasında alfabeyi sayabilirsin. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, I, I. Önce İ'yi duydum. O zaman İ de ikinci sırada. Kağıt kaçıncı sıraya kalıyor? Kağıt da üçüncü sıraya kalıyor. İşte ne yapıyoruz çocuklar? Taktik belli. Hep ilk harfe bakıyorum. İlk harfe göre sıralıyorum. Neden? Çünkü hepsinin de ilk harfi farklı. Şimdi tahtayı temizliyorum. Bir etkinlik daha yaptıracağım size. Evet çocuklar, dersimize devam edelim. Şimdi burada yine bu sözcükleri yazdım. Şimdi bu sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayalım. Şimdi bakıyorum. Tek, T sesiyle başlıyor. Tek, T sesiyle başlıyor. Tok, T sesiyle başlıyor. Peki ben ne yapacağım? Bunlardan bana bir hayır gelmedi. O zaman ben de giderim. İkinci harfine bakarım. İkinci harfine göre sıralarım ben de. Sıralayalım. E mi önce geliyor? İ mi önce geliyor? O mu önce geliyor? Bakalım. A, B, C, Ç, D, E. E'yi duydum. Demek ki tek birinci sıradaymış. Tek bitti. Şimdi tik ve toka bakalım. İ mi önce geliyor? O mu önce geliyor? Hemen yine sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I. Duydum, İ'yi duydum. Şimdiye kadar O duymadım, İ'yi duydum önce. O zaman İ ikinci sırada, O da üçüncü sırada diyorum. Bu şekilde sıralıyorum, tamam mı? Şimdi buna bakıyorum. Sır, sor, sür. Sır, S sesiyle başlamış. Sor, S sesiyle başlıyor. Sür,
S sesiyle başlıyor. Bunlardan bana bir hayır gelmez. Bunları gönderdik. Şimdi bakıyorum. İkinci harfine. Ü. O. Ü. Hangisi önce geliyor? Hangisi önce geliyor? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I. I. I'yı duydum. Demek ki I birinci sırada. O mu birinci sırada? Ü mü birinci sırada? Bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I. J, K, L, M, N, O, O, O'yu duydum, O'yu duydum. İkinci sırada. O zaman Ü de üçüncü sırada kalır. Derim, 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 derim. İşte bu ders de burada biter. Bu dersten sonra size ödev veriyorum. Gidip bir Türkçe sözlük alıp incelemenizi istiyorum. Bakın bakalım oradaki kelimeleri nasıl sıralamışlar. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kal.